Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yakın zamanda hepimizin malumudur ki büyük bir deprem faciası yaşadık ve bununla alakalı çok fazla soru alıyoruz. Ve bununla ilgili ilk videomuz bir jeoloji mühendisiydi, Turgay Bey ile çekmiştik. Ve bu serimize bir iki video ile daha devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün yanımızda Ömer Bey var, kendisi inşaat mühendisi. Ona sizlerden zaten çok fazla soru geldi, yorumlar geldi. Onların olabildiğincesini sormaya ve bu konuyu da kendimize aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şimdi biz mimarlar olarak mimari projeyi çizeriz ve inşaat mühendisine veririz. Ve inşaat mühendisi statik hesapları yapar. Yani kabaca söylüyorum bunları. Ve şu anki hem medyada görünen hem de belki de çoğu insanın düşündüğü, bu deprem olayında binaların yıkılmasının sorumlusu inşaat mühendisleri midir? Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde çok büyük bir felaket yaşadık, deprem felaketi. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kalan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah bu tarz bir felaketi bir daha yaşamayız diye temenni ediyorum. Şimdi evet, insanlar deprem felaketlerinin hemen ardından bu işin teknik sorumlularının genellikle inşaat mühendisleri ve müteahhitler olduğunu düşünürler. İlk akla bu insanlar gelir ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Şöyle, tabii ki de herkesin kendi sorumluluk alanında yaptığı bir takım hatalar vardır muhakkak. Ama şunu bir kere kabul etmemiz lazım. Bir şehir dizayn edilirken o şehirlerin ilk planlamasından bizim en son projemize kadar. Yani şehir plancılarından tutun, şehir plancılarının yaptığı imar planlarının hayata geçirilmesi noktasında yapılacak mimari tasarımlarda görev almış mimarlar, mimari projeye esas hazırlanan statik projeler, statik projelerin hazırlanması noktasında kullandığımız bir takım bizim teknik raporlar hazırlayan jeofizik uzmanları, jeoloji mühendisleri, geoteknik uzmanlar gibi aslında kolektif bir çalışma sonucunda bir yapı ortaya çıkar. Yani ilk imar planlarından son mimari projeye kadar. Mimari projeye göre oluşturulmuş statik projeler. Hatta bu işin içerisine ben şunu da katıyorum. Belki insanlar yadırgayacaklar bu söylediğimi ama mekanik projeler bile bir binanın statik performansını etkileyen unsurlardır. Nasıl? Çoğu zaman görmüşsünüzdür şantiyelerde. Örneğin mekanik anlamda bir tesisatın borularının böyle kirişler delinerek geçirildiğini görmüşsünüzdür. Yani iyi kurgulanmamış bir proje, iyi kurgulanmamış bir projeye istinaden hazırlanmış her türlü proje bu anlamda bize olumsuz bir katkı sağlayabilir. O yüzden yıkılan binaların sorumluluğunu sadece inşaat mühendislerine ya da müteahhitlere yüklemek çok doğru olmaz. Tabii bunlara ilave olarak yapılan bütün projelerin, yani yetkin bu konuda tecrübeli insanlar tarafından da gerekli denetimlerinin sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Ki yapı denetim sistemi şu an evet son haliyle belki de birçok bu anlamda yaşadığımız olumsuzlukları bertaraf edebilecek bir boyuta dönüştürüldü. Artık müteahhitlerle yapı denetim firmaları arasındaki o ticari bağın kopartılması denetimlerin biraz daha olması gerektiği gibi yapılmasına imkan sağladı diye düşünüyorum. Olduğu gibi diyelim. İlk çıkan yönetmelikte yapı denetim ücreti arsa sahibi tarafından karşılanır. Evet, kanunen öyleydi. Yani aslında ilk kurgusu bu şekildeydi ama işin içerisine ticari konular girince bu müteahhitler tarafından karşılanan bir hal aldı. Bu da şuna döndü herhalde. Ben paramı vereyim, beni denetleye döndü. Kesinlikle orada öyle. Tabii yapı denetim firmaları da maalesef bu noktada müşteri kaygısı şöyle bir için pozisyon aldılar. Bir sonraki işini alamama kaygısı, evet, ve endişesiyle aslında yapması gereken denetimlerde bir takım zafiyetler gösterdiler. Ve bu da tabii yapıların imalat noktasında olumsuzlukların işte göz ardı edilmesine sebebiyet verdi diyebiliriz. Şimdi şöyle, bizi şu an izleyen insanların çoğu teknik olmadığı için yapı denetim gibi bir farklı bir şey girdi. Yapı denetim nedir ve 2019'dan sonra ne oldu Murat abi, onu bir... 99 depreminden sonra, 99 yılında bir yapı denetim sistemi çıktı. Buna istinaden müteahhitler yapı denetim firmaları tarafından denetlenilecek bir program oluşturuldu diyelim. Firmalar şirketlerini kurdu ama buradaki yanlış şuydu, hani 90 ilk, yani 2019'a kadar diyelim. Paramı veriyorum, sen beni denetle gibi bir durum vardı burada.
Burada yapı denetimler için de tabii ki parayı müteahhitten aldıkları için denetleyemiyor. Denetliyorlardı ama yok, kritik noktalarda kesinlikle esneklik yoktu. Ama bazı noktalarda esneklik yani çünkü sahada biz çok defa şunu gördük, bunu gözlemledik, buna şahit olduk. Evet, işini hakkıyla yapmak isteyen yapı denetimler iş alamadı. Bazı artı, tabii bütün müteahhitleri de bu konuda zan altında bırakmak doğru değil ama çoğu zaman işini düzgün yapmak isteyen yapı denetim görevlilerini müteahhitler bir sonraki işlerini onlara vermemekle tehdit ettiler. Evet. Bu da dediğim gibi, demin de söylediğim gibi denetim konusunda zafiyetlere sebebiyet verdi. Ömer Hocam, yapı denetimi diyoruz da hani biz neden şu an yapı denetime bir anda girdik? Şundan dolayı 2000'den hani televizyonlarda da sık sık görüyorsunuzdur. 2000'den sonraki yapıların biraz daha ayakta kaldığı, 2000'den önceki yapıların yıkıldığı. Hani bundan dolayı yapı denetim sistemi bizi. Evet, tabii evet. Sadece bu değil. İsterseniz Ömer Hocam o noktaya bir şey yapalım. Yani 2000'de ne oldu? O depremden sonra ne oldu? Ya aslında sadece yapı denetimi noktasında bunu özelleştirmemek lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii yapı denetimden önce imal edilmiş binaların imalat teknikleri açısından da bir takım sıkıntılar var. Bunları şöyle. Yani tabii hem projeye yani yeterli bir mühendislik hizmeti almamış binaları görüyoruz. Yeterli bir mühendislik hizmeti alsalar dahi yerinde uygulanmayan özellikle malzeme noktasında bundan 10 sene önce, 15 sene önce üretilen, belki 20 sene önce üretilen binaların birçoğunda hala şantiye ortamında üretilen, elle hazırlanan betonlar kullanılıyordu. Bugün o betonlardan taşıyıcı elemanların muhtelif yerlerinden aldığımız karot numunelerinde gördük ki C5, C10 o kadar sınıfında düşük betonlarla karşılaştık. Oo. Şimdi hal böyle olunca o binalar öyle bir şey olmuş. Evet, o binalar ya aslında ona harç diyebiliriz. Yani beton demek çok doğru olmaz ama o bence harç niteliğinde bir malzeme olarak nitelendirilebilir. Şimdi böyle bir yapı malzemesiyle imal edilmiş bir binanın bırakın depremi, kendi ağırlığını taşıması bile bence bir mucize. Ki zaten İstanbul'da falan kendi kendine kesinlikle evet oluyor. Bunun muhtelif örneklerini çok defa gördük. Yani bundan yaklaşık bir 15 yıl önce Konya'da yıkılan bir binayı hatırlıyordum. Konya netice itibariyle deprem riski en az olan illerimizden bir tanesiyken sadece kendi üzerindeki zati ağırlığını ve işletme yüklerini mukavemet gösteremeyecek bir binaydı ve yıkıldı. Yani bunun tabii taşıyıcı sistem anlamında da bir takım sıkıntıları vardı ama en büyük problemlerinden birkaç tanesi malzeme dayanımlarındaki bu olumsuz etkiler diyebiliriz. O zaman yapı denetimle birlikte 2000'den sonra tabii hazır beton. Hazır beton demir devreye girdi. Artı denetim de devreye girince binaların daha nitelikli binalar ortaya çıktı diyebiliriz. Çünkü biz bunu deprem bölgesinde de gördük Ömer. Binalara baktığımızda çoğu 25 yıllık, 30 yıllık yapı denetimli binaların da kesinlikle yıkılmadığını, patlak çatlaklar var ama bina bir şekilde kesinlikle ya o evet yapmamış. O bölgesel hasarlar aslında insanlar bu konuda da çok endişe duyuyorlar. Yani yeri gelmişken burada da birkaç yorum yapmak isterim. Deprem etkisine maruz kalmış bir binada gözlemlenen hasarları her zaman şu şekilde yorumlayamayız. Yani bu bina zayıf bir bina. Bu bina depreme dayanıksız bir bina olarak yorumlamak çok doğru değil. Biz inşaat mühendisleri olarak bir yapıyı tasarlarken performans hedefleri belirleriz. Bu konut projeleri için farklıdır. Kamu binaları için depremden hemen sonra kullanılması gereken binalar için farklıdır. Birkaç örnek şöyle vereyim. Örneğin konut binalarında biz kontrollü hasar performans hedefine göre bina tasarlarız. Bu ne demek oluyor? Olası bir deprem anında insanların can güvenliğini tesis edecek ve onların güvenli bir şekilde yapıdan dışarıya tahliye edilmesine imkan sağlayacak şekilde deformasyon göstersin. Yani deprem etkisini kendi bünyesinde göstereceği şekil değiştirmelerle, yani plastik deformasyonlarla bertaraf etsin ama insanların da güvenli bir şekilde yapıdan dışarıya tahliye edilmesine imkan sağlasın. Yani böyle bir performans hedefimiz var konut türü yapılarda. Kamu binalarında bu biraz daha farklı. Çünkü örneğin bir hastane binasına depremden sonra da ihtiyaç duyarız. Ve bu ön kabulle projelendirir ve boyutlandırırız biz bu binaları. Çünkü niye? Depremde yaralanan insanların tedavi edilmesi gerekir bu tarz binalarda, önem arz eden binalarda performans hedefimiz biraz daha fazla olur. O yüzden hani insanlar depremde hasar görmüş her binayı
doğru projelendirilmemiş ya da doğru imalat teknikleriyle imal edilmemiş gibi yorumlamasınlar. Şimdi Ömer abi, biz hani özellikle 2000 yılına, 2000 yılından sonraki değişiklikleri, yapı denetim sisteminden sonraki değişiklikleri ve hani depreme karşı